Selam dostlarım. Bugün Heatway VK3 e-bike elektrikli bisiklet inceleyeceğiz. Ben bisikleti Amazon.de'den aldım. Nisan ayında 719 euro almıştım. Şu anki fiyatı 849 euro. Ama 100 euroluk bir kupon indirimi var. Dolayısıyla şu anda bisikleti Amazon.de'den 749 euroya alabilirsiniz. 75-80 kilometredir kullanıyorum bisikleti. Şu ana kadarki tecrübelerime dayanarak bir fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebilirim. Bisiklet elime siparişten birkaç gün sonra ulaştı. Bisikletin büyük kısmı kurulu geliyor. Gidon, ön teker, pedal gibi parçaları sizin monte etmeniz gerekiyor. Bu işlemler çok zor değil ama bir saat kadar sürebilir. Bisikletin özelliklerine gelirsek, bisiklet 36 volt 14 amper saat batarya kapasitesine sahip. Fabrika verilerine göre 100 kilometreye kadar menzil gösteriyor. Bisiklet mekanik disk frenlere sahip. 3 adet sürüş modu var. Yavaş, orta ve hızlı şeklinde. 250 watt Bafang bir motora sahip. Motor iş görüyor ama daha yüksek bir tork beklerdim açıkçası. Motorun tork verilerini bir yerde göremedim. Shimano 7 vitesli şanzımana sahip. Bisikleti elektrik motorunu devreden çıkararak normal bisiklet olarak kullanabilirsiniz. Pedal çevirerek asistan modunda kullanabilirsiniz. Ve üzerindeki el gazı ile sadece elektrik modunda da kullanabilirsiniz. Ayrıca panelindeki eksi işaretine basılı tutarak yürüyüş desteğiyle elinizde de taşıyabilirsiniz. Üzerinde hızınız, sürüş modunuz, batarya durumunuz gibi bilgileri gösteren LCD bir ekran bulunuyor. Ön çatallarda süspansiyon bulunuyor. Benim kurulumda bir problem çıktı. Front Fell Quick Release isimli bir parça eksik çıktı. Daha sonra satıcı bunu gönderdi ama ben o arada ölçüp biçip bisiklete uygun bir parçayı bisikletçiden aldım. Kurulum tamamlanınca bisikletin görüntüsü bu. Görüntüdeki telefon çantası, ayna, selek kılıfı ve çantayı ben sonradan taktım. Bisikletin yanında şifreli bir kilit ve pompa hediye olarak geldi. Arkadaşlar, hepinize selam. Uzun bir ara oldu. Epeydir video çekmiyoruz. Son videolarda bahsetmiştim Almanya'dayım diye. Bununla ilgili hem bir tur atalım hem de bazı bilgiler paylaşayım diye bisikletle yola çıktım. Ayrıca bu bisiklet için tanıtım videosu da çekeceğim. Bisiklet Heatway VK3 modeli. Bir bisiklet. Diğerleri gibi 250 watt motor gücünde. Açıkçası şu ana kadar 82 kilometre yaptım. Kilometre göstergesinde öyle gösteriyor. Memnun gibiyim. Biraz torku zayıf geldi bana. Önceki bisikletim katlanır bir modeldi. Almanya'da çalındı. Bu bisiklet katlanmayan bir model. O yüzden biraz daha rahat diyebilirim. Şimdi bisikletle ilgili söylediğim gibi bu bisiklet 25 km saat hıza çıkıyor. 7 vites, Shimano vites. Disk frenler, normal mekanik disk frenlerle. El gazı var bu bisiklette ekstra olarak. 82 kilometreden sonra açıkçası memnunum diyebilirim. Birkaç kere işe bununla gittim geldim. Almanya'da zaten bisiklet olayı çok büyük bir avantaj. Görüyorsunuz, size özel. Kimsenin sizi rahatsız etmediği yollar var. Ayrıca karayollarına çıksanız bile, daha doğrusu araçlarla, diğer büyük araçlarla paylaştığınız yollara çıksanız bile size karşı çok saygılılar.
ve size bir araba muamelesi yapıyorlar. Hatta daha fazlasını da yapıyorlar diyebilirim. Şuradan çilek almayı düşünüyorum. Şurada çilekçi var görüyorsunuz. Paket olarak alabilirim. Bisikleti görüyorsunuz. Burada çok rahat. Şu an karayoluna çıkacağım. Araçları da kullandığım. Karayolu demeyelim de yani araç yoluna çıkacağım. Ve yani bir problem yaşamayacağımı göreceksiniz. Normalde zaten her taraf bisiklet yolu. Bisiklet yolları çok güzel. Çok keyifli. Özellikle 23 yıl İstanbul'da yaşadıktan sonra müthiş bir keyif benim için. Ama bisiklet yolu olmayan bölümlerde de bisikletler olarak böyle emniyet şeritlerini kullanabiliyorsunuz. Böyle bir hakkınız var. Daha doğrusu traktörler, bisikletler, elektrikli mobiletler, yani çok yavaş giden araçlar emniyet yolunu kullanabiliyor. Bu kesin bilgi çünkü ehliyet sınavında da karşıma çıkan bir durum. Ben konuşuyorum, mikrofonu bir kontrol edeyim. Mikrofonum yanımda mı? Düştü mü? Ne oldu? Görüyorsunuz şimdi burada Mainz, Koblenz, Mingen otoyolunun üzerinden geçiyoruz. Şu işaret yayalar ve bisikletler olan işaretler varsa bisikletler kaldırımlar kullanabiliyor yoksa kullanamazsın. Sadece çocuklar kullanabiliyor bisikletli çocuklar. O da aklınızda bulunsun. Gördüğünüz gibi karşıdan da bir bisiklet de geliyor. Çok keyifli şekilde burada kullanıyorsunuz. Bisikletin motor sesini duyuyor musunuz arada? Yani motor fena değil, hızlanmanıza falan sağlıyor ama torku zayıf ya yokuşlarda falan. Ya beklediğim şekilde çıkmadı yani. 14 amper saat kapasitesi var pilin. Yani yüksek bir kapasite. Biraz da torku yüksek olsaydı bayağı daha bayra vur her yeri gez şeklinde takılırdım ben bununla. Ama şu an biraz yokuşlardan tırsıyorum açıkçası. Ciddi yokuşlarda çünkü takıldığı yokuş biliyorum. Çıkamadığım yokuş var. Evet, güzel bir geziydi. Hepiniz hoşça kalın.